Yeni baştan başlayalım minik kuşum. Ha, öyle değil mi beyefendi? Yo, bu hali çok güzel bence. Anne, neden anlamak istemiyorsun? Ben ait olduğum ruhu buldum. Artık buyum, değişemem. Değişemez. Bence de daha fazla üzerine gitmeseniz iyi olur Menkıbe Hanım teyze. Sen öyle baroya karışma bakayım. Bodur. Ay, aslan gibi oğlumu el birliğiyle ne hale getirmişler. Ay delireceğim ayol. Nerede o günler? Ah bir delirsen sana Avrupa'dan en pahalı deli gömleklerini alırım valla. Anne, daha fazla komik duruma düşmemek için gidin isterseniz. Ya. Demek biricik anacığınla sevgili kız kardeşini kovuyorsun. Ay. Peki Masar. Öyle olsun. Gidiyor. Çekil şuradan Bodur. Yürü, yürü konuşma yürü. Yalnız senin gibi bir evladım olduğu için ne büyük bir utanç duyduğumu buradaki herkesin bilmesini istiyorum. O kadar. Hayır. Salak sen aç. Tövbe tövbe tövbe. Ne anlayışsız anneniz varmış. Ya neler çekiyorum bir bilseniz Aynıl Tahir Bey. Ya ben. Halbuki ben sizi bu hayattan çekip kurtarabilirim. Siz daha iyi bir hayata layıksınız. Siz sultanlar gibi bolluk ve para içinde yaşamalısınız. Aa, nasıl yani? Evimin kadını olursun diyor işte adam. Daha ne istiyorsun? Bunu akşamki yemekte rahat rahat konuşalım isterseniz. Çok naziksiniz ama teşekkür ederim. Şahsen kabul edemeyeceğim. Ters gelirim. Git kız git değişiklik olur işte. Ama fazla naz aşık usandırır Mazhar Hanım. Eğer benimle bir yemek yerseniz kaybedeceğiniz zamanınızdan başka bir şey olmayacak. Ya Allah muhafaza. Yalnız zamanımı kaybedeceğimi bilsem neyse. Hadi hadi. Evet Mazhar'cığım. Bence de zamandan daha önemli şeyler de kaybedebilirsin hayatım. Bana bak. İstersen şuna hemen bir ders vereyim. Ver, evet. Ha, evet diyeceğinizi biliyordum. Ay, o sana değil mi? Evet Zampara Bey. Benim bildiğim zamparalar yaya olmazlar. Altlarında gezdikleri arabaları olur. Aynen şöyle. Ay, bir dakika. Ne oluyor? Ne oluyor? Elveda Mazhar Hanım, elveda. Güle güle. Allah, güle güle. Ruhum sana minnettarım. Vallahi sen olmasan ben ne yaparım? Geçen gün kendime dedim ki, yahu Mazhar, bu ruhsar olmasa sen ne yaparsın? Mazhar, oğlum bu ne hal böyle? Önder Bey, kampanyadaki yeni ürünü tanıtmak için böyle şey ettim. Ürün kadınlarla ilgili. Yemin ederim başka bir niyeti yok. Yok canım. Yeni ürün neydi Müfit? Araba lastiği. Senden açıklama istemiyorum. Hemen eski haline gel ve çalışmana devam et. Ben de öyle yapacağım dünya Önder Bey. Ama yemin ederim çok önemli bir nedeni vardı bunun. Değiş bacım değiş. Derhal değiş. Hadi siz de işinize bakayım. Kimsenin cinsel kimliğiyle yaşamasına karşı değilim. Ama bu ajansta değil. Anlaşıldı mı? Ruhsarcığım bir zahmet tuvalete gidelim de beni eski halime döndür hadi. Ay, gideyim buradan böyle. Hayır, çıldık. Gel Ruhsar gel, Ruhsar. Eyvah, yağmur kesildi bu kız yine gitti. Ay bey, biz yine kaldık böyle. Ya Ruhsar sen gelmezsen ben nasıl giderim eve böyle? Neredesin ayol? Allah Allah. Değil mi be? Bana mı laf attınız ulan? Sana atıyoruz hanım. Hadi hoş defolun. Serseriler. Bu paça tipinle bizden iyisini mi bulacaksın lan? Ne var ulan benim tipimde? Bak farklıyorum işte. Allah. Bırak ya şu tipsiz körüyü. Bu kadar da düştük mü oğlum? ...18-12.
Sizi son zamanlarda üzen bazı şeyler oldu mu? Olmaz olur mu doktor bey? Olmaz olur mu? Kızım Masar'a, yani oğlum Masar'a çok üzüldüm, çok. Hayrola, bir kaza falan mı geçirdi? Daha kötü, daha kötü. Öldü mü yoksa? Keşke ölseydi. Keşke ölseydi de bugünleri görmeseydi. Abim kadın oldu doktor bey. Yani artık o benim abim değil, ablam. Masar ablam. Ah, anlıyorum. Ah Allah'ım, benim ne günahım vardı bilmem ki. Sen kalk, 5 yaşına kadar emzir, 14 yaşında sünnet et, ondan sonra böyle olsun. Ah, ah, acaba ben kimlerin ahını aldım da böyle oldum bilmiyorum ki. Anne, Ruşen amcanın ahını almış olmayasın ha? Sus, salak. İçinde bulunduğunuz durumu anlıyorum ama bu oğlunuzun tercihi. Ona saygı göstermeli ve bu durumu kabullenmelisiniz. Benim için hava hoş ama annem bir türlü içine sindiremiyor. Ya. Ama bu durumu kabullenmeniz sizin sağlığınız açısından daha iyi olur. Evlendirecektim onu. Torunlar istiyordum. Bitti, bitti, bitti. Hepsi bitti. Yani asil soyumuz böyle mi noktalanacak? Doktor bey, bu durumda kızım Masar'dan bir torunum olabilir mi acaba? Nasıl yani? Canım, çocuk doğurabilir mi yani? Maalesef hanımefendi, bu tıbben mümkün değil. Biliyorum zaten, ben biliyorum. Ben biliyorum bunun mümkün olmayacağını. Ben çünkü yarı doktor gibiyim, yarı doktor gibiyim. Ama ben. Anneciğim yeter ay. Artık, bu ay. Kadar hırpalama kendini. Ay. Ay, ay üstüme başıma fenalıklar geliyor. Ama. Ay, ay, ay biricik ay. Oğlumun mürüvvetini göremeden ben gideceğim bu dünyadan. Ben gideceğim zaten, gideceğim ben biliyorum. Biliyor musun oğlum, sana minnettarım. Eğer sen bu numarayı düşünmeseydin annenler şimdi hala bana kız buluyor olacaktı. Keşke daha önce yapsaydık bu numarayı. Bir iki ufak tefek aksilik oldu ama olsun, olsun, buna da şükür. Her işin zorlukları olacak tabii ki. Sen kadın olmayı kolay mı zannediyordun? Oh be, evlenecek birileri olmayınca hayat ne güzelmiş meğer. Daha da güzelleştirmeye ne dersin kocacığım? Nasıl yani? Geldi galiba. Çabuk beni kadın yap Ruslan hadi. Emredersiniz Masar Hanım. Hadi Ruslan biraz çabuk ol hadi çabuk çabuk. Niye? Aşkım çok güzel oldu. Hadi koş kapıyı aç. Açık. Orkalar geldi galiba. Kaçıyorum. Hoş geldin dünyalar müfidi. Gel 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 gel. Şimdi mi kadın oldun oğlum? Yoksa bu iş hoşuna mı gitmeye başladı? Seni gibi seni. Yok be kanka, seni annem zannettim annem. Oo, sen her gelen annen sanırsan yanlışsın oğlum, böyle yaşanmaz. Ben hemen gidip üstümü değiştireyim. Kanka 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 kanka. O ne oldu lan? Ulan Masar, sırt pırt kadın ola ola sonunda gerçekten kadın olacaksın ha. Bir şeyi 40 kere söylersen olurmuş. Aman Allah korusun, Allah korusun. Kanka, amma nasıl değiştin be? Herhalde kanka, bilmiyor musun? Hız benim göbek adımdır. Kapı çalıyor. Açarım ben. Dur, hemen açma, hemen açma. Ha, anladım. Gene kadın olacaksın. Gel çabuk yatak odasına da hemen değiştireyim. Hadi gel. Tamam, açabilirsin. Anne bu Müfit Bey. Nasılsınız, görüşmeyi? Gel oğlum, gel. Merhaba, Masar yok mu? Var, var ama biliyorsunuz Masar artık eski Masar. Aa, biliyoruz, biliyoruz. Ha, bana bak Müfit Bey evladım. Efendim? Sen de artık bu eve öyle pek sık gelip gitme. Yani dedikodu olmasını istemem. Aman ilahi meykübe teyze. Geç evladım, geç otur şöyle, otur, otur. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Ay, kimler gelmiş kimler? Dünya güzellerim. Firdevs! Ablam! Ablan kurban olsun sana, Allah-u Teala korusun seni! Masar! Bu dünyadan senin mürüvvetini görmeden gidersem vallahi gözüm açık giderim. İşte bunun için sana helal süt emmiş bir delikanlı buldum. Cep telefonu bile var. Ne? Ne buldun? Koca buldum ayol, koca! Yarın hiç vakit kaybetmeden Fezel'den nikah işlemlerine başlıyoruz. Bak, Ruşen amcanın kızı Nilgün, annesinin bulduğu erkekle evlendi de şimdi de mutluluktan şakır şakır göbek atıyor. Merhaba, ben Cemal. Götüreceğim her şey helal. Ama ben evlenmekten kurtulmak için kadın oldum ya. Ama görüyorum ki kurtulamamışım. Allah Allah, Allah Allah. Ne olursan ol, benim elimden kurtulamazsın Mazhar. Allah Allah, dünya güzelim benim. Ay dünya, ben bayılıyorum galiba, Allah Allah. Eyvah, yuvam yıkıldı.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale bu tanısın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık.